Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı. Merhaba değerli dinleyiciler. Radyo Kitaplığında bugün Elizabeth Newman tarafından kaleme alınan Kamuoyu, Suskunluk Sarmalının Keşfi başlıklı kitabı tanıtmak istiyorum. Doğrusu kitabı çok önemsediğimi düşünüyorum. Çünkü suskunluk dediğimiz, susma dediğimiz faaliyetin sosyolojik ve antropolojik, kuşkusuz siyasi arka planını ortaya koymaya çalışan, bunu deneyimlerle, kendi içinden geçtiği tarihsel süreçleri takip ederek kanıtlamaya ve kuramsal bir temele oturtmaya çalışıyor. Newman'ın kitabı, suskunluğun nasıl bir sarmala dönüştüğünü ve insanın bu sarmal içerisinde yetkin bir şekilde kendini ifade etme arzusundan nasıl vazgeçtiğini, nasıl suskunluğa kendini terk ettiğini açıklamaya, buradaki tercihin dayandığı sosyolojik zemini, kültürel zemini çözümlemeye çalışmaktadır. Aslında kitap şu soruya cevap aramaktadır. Ben konuşmalı mıyım? Ne zaman konuşmalıyım? Nasıl konuşmalıyım? Konuşursam ne olur? Konuşmalarımın sonuçlarını göze alabilir miyim? Konuşmalarımın sonuçları ne olabilir? Konuşmazsam ne olur? Bir şekilde genel kamuoyu dediğimiz ortak kanaatlerin içinde yer aldığımda, kendi kişiliğimden ödün vererek, gerçeği bastırarak, gerçekle aramdaki mesafeyi uzatarak, ortak kabullere, zamanın diline kendimi kaptırırsam ne olur gibi bir sorgulamayı, ahlaki temelleri de dikkate alarak incelemeye ve bunun üzerinden bir kuramsal metin ortaya koymaya çalışıyor. Çoğu kereler hepimiz bu sarmalla karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Söz alma çabası içerisinde olduğumuzda, gündelik politik kültür ya da iktidar, hegemonik yapılar, bütün bunları dikkate aldığımızda bu sözün nereye varacağı, bu sözden kendi hanemize ne tür sıkıntılar çıkabileceği, burada söz almamızın maliyetinin veya diyetinin ne olabileceği konusundaki bildik korkular bizi genellikle susmaya ve zaten susmakta olan bir kitleye eklemlenmeye çağırır. Dolayısıyla entelektüel böyle bir bağlamda nasıl bir rol ortaya koyar ya da yazarlar, aydınlar, düşünürler, düşünce adamları nasıl bir kişilik ortaya koyarlar? Bu kitabın en bariz, en temel konuları arasında yer alıyor. Susmak ve konuşmak. Susmak ve rol almak. İslam kültürü içerisinde konuşulması gereken yerde susmanın dini açıdan karşılıklarının ne olduğunu biliyoruz. Mesela zalimin karşısında susmanın bir dilsiz şeytanlık olarak tanımlandığını biliyoruz. Bununla beraber yine de kültürel dünya dikkatli bir şekilde takip edildiğinde insanların konuşma tercihlerinin kültürel olduğunu fark ediyoruz. Yazar bize bu tercihlerimizin dayandığı zeminleri, korkularımızı, bu korkularımızın bizde ürettiği tedirginliği göstermeye çalışmakta ve suskunluk sarmalını bir tercih olarak değil, sosyolojik bir gerçeklik olarak takdim etmektedir. İyi günler diliyorum efendim. Radyo Kitaplığı. Hazırlayan ve sunan Doktor Necdet Subaşı.